Yeni bir taşınma vlogundan hepinize merhaba arkadaşlar. Diyeceksiniz ki yeni bir taşınma vlogu ne alaka? Demiştim ya önceki taşınma vlogumda da video fikri kalmadı. O yüzden video çekmek için ne yapıyorum? Taşınıyorum tabii ki. Bir vlogger ne yapar? Taşınır. Size olayları en başından itibaren anlatırım zaten. Şu an kendi odamda bulunuyoruz. Nereye taşınacağız? Ne yapacağız? Neleri toplamam gerekiyor? Hangi süreye taşınacağız? Hepsini anlatmaya başlayayım o zaman ben yavaştan. Biraz da böyle çekelim. Umarım çok da dibimde değilsinizdir. Bir yandan yanımda kutuda var. Böyle kutumu da aldım, koydum. Bir yandan arkada size yeni video yüklüyorum YouTube'a. Onun yüklenmesini bekliyorum. Şimdi başlayayım. Neden taşınıyoruz biz? Biz taşınalı çünkü daha 6. ayımızdayız galiba. 6 ay oldu. 6 ayda bir ev değiştirir olduk. Ev sahibimiz evi satmış. Tabii bizim bundan haberimiz yoktu. Yani evin satılık olduğundan da haberimiz yok. Evin satılık olduğunu bilsek zaten satılık bir eve çıkmazdık. Hani sadece yatırımlık olduğunu buradaki ev sahibinin ve hiçbir sıkıntı çıkmayacağını, kaç senedir de kiracısı olduğunu biliyorduk. Evimiz satılmış olunca işte yeni alanlarda oturmak için almışlar. Öyle olunca çıkmamız gerekiyordu zaten. Ama bizim bir yıllık zaten sözleşmemiz var. Bilirsiniz ki kiracıdan yanadır hukuk süreç. O yüzden biz bir yandan tabii evde bakmaya başladık. Siteden ayrılmak asla istemiyoruz. Çünkü siteyi çok sevdik. Bulunduğumuz yeri çok sevdik. Bir de bizim Kadıköy'de oturmamız gerekiyor. Kayra'nın lisesinden dolayı. Bu site içerisinde boşalan bir ev olursa oraya çıkmak için beklemeye başladık işte. Ondan sonra tabii bu sitede nasıl bir dolu siteyse sadece 2-3 tane satılık ev var. Asla kiralık ev yok. Yani olsa direkt taşınacaktık zaten ama kira da yok. Sonra olan kiracılar da çıkmayı pek düşünmüyorlarmış. Hani sözleşmesi bitenler de herkes yenilemeyi düşünüyormuş. O yüzden hani belli bir süre hiçbir şey yapamadık. Bir tane tanıdık dolaylı işte bir ev boşalacakmış, onu öğrendik. Sonra orasıyla konuştuk. Yine aynı blokta kat değiştireceğiz. Bir de cephemiz değişiyor bu sefer. Ama aynı şekilde 3+1 ve evimizin şekli de değişmeyecek. Mesela odaların şeklidir, büyüklüğüdür, mutfağın konumudur, evin kapısıdır. Her şeyi aynı. Hani sadece kat değiştirmiş olacağız. Evin ölçülerine göre almıştık. Ona göre dizayn etmiştik her şeyi. En azından hiçbir şey değişmeyecek ve direkt aynı düzene geçeceğimiz için de o bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bu sitede kapalı mutfak ve açık mutfaklar varmış. Açık mutfak 3+1 olmamasına çok sevindim. Çünkü mutfakta çok bir şeylerle uğraşmayı sevince o kokusudur, şeyidir, oturma odasına karışacak falan. Hiç öyle şeyler istemiyordum. Bu beni çok rahatsız ediyor. En azından yine kapalı mutfak olmasına çok seviniyorum. Yine hiçbir şeyin değişmeyeceğine de çok seviniyorum. Sadece odamdaki deniz manzarası gidecek. Size bu evde ev tur yapamadığım için gösteremedim ama bizim burada odalar denizi görüyordu. Ters cephe olduğu için galiba deniz manzarasını kaybediyoruz. O bir tık üzücü ama diğer her şey gayet güzel. Bu sefer taşınalım size yeni ev vlogu çekeceğim. Hani öncekinde ağız tadıyla oturamadığımız için. Çünkü biz Ağustos'ta taşındık. 2 ay içinde tekrar taşınacağımız öğrendiğimiz için de hevesim de kalmamıştı açıkçası bu eve karşı. Bu taşınma vlogundan sonra da yeni ev vlogu da gelir. Bu taşınma bir hafta içinde olacak bir şey. Daha 2 gün önce bizi aradılar. Ev boşalıyor, geçebilirsiniz diye. 8 Mart'tan sonra da taşınmayı düşünüyoruz. Şöyle 8 Mart'ta da benim Altunizade stajım başlıyor. O yüzden evde bulunamayacağım. Zaten sabah 8'de gidip akşam 6-6.30 gibi çıktığım için. Yani ben sadece eve geldiğimde eşyalarımı hazırlayacağım. Bu bir hafta içerisinde toparlanmam lazım. Benim stajda olduğum günler annemler taşıyacak yine. Yapacak bir şey yok. Öncekine tanıtımdayım diye kaytarmıştım. Gerçekten ballıyım. Şimdi aslında benim burada böyle kutularım falan var. O kutuları kolinin içine koyabilirim. Çünkü tamamen kitap doldurduğumuzda da çok ağır oluyor ve bu koliler kalkmıyor. Hani taşıyanları da düşünmek lazım. Okuma kitaplarını ve birkaç kutuyu buraya koysam, sonrasında birkaç çerçeveyi sarsam, etsem, bunların içerisine koysam çok da ağır bir şey yapmayalım ki zaten yine koliyi almak zorunda kalacağız. Onları da koymaya devam ederim artık. Oo, ne kadar da toplamışsın. İnanmıyorum. 2 bölme boşalmış. Çok iyisin abla. Yani kitaplar kaldı. Kitapları koleyeceğim. Arkadaşlar söyleyin bize. Bu giyinme odası. Ay, odası çok fena. Buralar. İyi ki görmüyorsunuz. Çok fena bir halde. Zaten diğer ev temizlenecek. Sonra biz buradan askıları alacağız şöyle elimize. Pıt 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 diğer eve götüreceğiz. Ve temiz yere aynı yere koyulacak ben yani. En son galiba pazar gününde bıraktım ama şimdi salı günündeyiz. Pek de bir şey kaybetmediniz zaten. O günden beri de hiçbir şey yapmadım. Şu anda çok fena güneş geliyor. Şu
şöyle yapsak çok da kararmayalım. Kitaplığımı boşaltmaya devam edeceğim. Size de şöyle göstereyim. Sadece üst rafı gitmiş. Zaten üst rafında çerçeveler, kırılacak eşyalar vardı. Onları da bir yandan sarıp bir tane koli yapabildim. Sonra annemler dün koli almışlar. Şimdi o yüzden toparlamaya devam edeceğim. Hazır bu hafta evdeyken zaten hafta hiçbir şey yapamayacağım. Önce bir tane kutuyu fullledim şöyle. Ama çok da güzel yapmamış mıyım? Her köşesine bir şey koydum ve kaldırılabiliyor. Altında tamamen okuma kitaplarım var. Ondan sonra biraz arasına not sıkıştırdım ders notlarını. Sonra da böyle ıvır zıvır koydum. Gayet başarılı bir şekilde yapıldı. Benim yatağımın üstünde böyle bir raf vardı. Bu tamamen boşaldı. Buraya geliyoruz. Burada kitaplığım da, bunların hepsini stajda kullanırım diye bıraktım. Burada çok fazla dergilerim var. Vogue dergilerini, Beymen falan almayı çok seviyorum. Onları biriktiriyorum. Bunları koyabilecek hiçbir koli yok. Çünkü koliye koyduğum zaman aşırı ağır oluyor. Bunu galiba valizle taşıyacağız bu bölümü. Bu da az hali yalnız. Bir de bir o kadar da annemlerin evinde var. Reklam verdik şu an. Gerçekten Atar'ın reklamını yaptım. Burası da staj için gerekli olanlar var. Burada normal kullandıklarım kaldı. Bugünlük de bu kadar. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5 tane koli çıktı. Hani şu iki yerden 5 koli çıkması da helal olsun ki tamamen daha gördüğünüz gibi toplanmadı. Neyse halledeceğiz. Bunu da yapmamış olabilirdik. Bunu da yaptık neyse ki. Artık yeterli bence. Bu kadar. Tek ben odamı toplasam yeter zaten. Diğer yerler önemli değil. Herkese karantinasız bir cumartesi gününden merhabalar. Şu an sizinle yeni bir video paylaştım. Pandemi döneminde hastane videosu. İşte stajda ne yaptık falan diye. Ona çok güzel yorumlar gelmiş. Ve demişsiniz ki vlogların da çok güzel oluyor. Çekebiliyorsan vloglarını da izlemek isteriz. Onlara devam et demişsiniz. Ben de o gazla geldim. Dedim ki bir insan taşınırken ne yapar? Allah'ın emri nereye gider? IKEA. Bugün IKEA'ya gidiyoruz tekrar. Ne alacağımız hakkında hiçbir fikrim yok ama benim bence odama eksiğim var. Yani dolabımın içine sepetle raf almayı düşünüyorum, gardırobunun içine. Zaten onu da görmediniz siz. Bir ev vlogu çekeceğim tabii ki. Bu evi kesinlikle herkes daha çok beğenmiş. Yani ben tekrar ikinciye gidip görmedim. Ama herkesin favorisi şu anda bu ev. Şimdi yeri belli olduğu için çok kolay taşınacağımızı düşünüyorum. Ve yeni evde inşallah ev vlogu da gelir. Arkadaşlar IKEA'dayım ve şu an kendimi tebrik etmek istiyorum. Perdem çünkü 900 olmuş ama ben asla 900 almadım. Bundan var odamda ama siz bunu da görmediniz. Eski vlogda çünkü başka bir şey gösteriyordum size. Annemi deve tabanı için ikna etmeye çalışıyoruz. Bu 179 liraymış ama çok güzel duracak bizimkilerin yanında. Şunun yaprakları daha güzel gibi. Mi? Yok, yok. Yok, o daha kötü gibi. Şimdi size bir yandan durum güncellemesi yapacağım. Çünkü IKEA'nın içinde yapmam imkansızdı. Çok kalabalıktı. Hani herkes gerçekten yasak kalktı diye gelmişti. Hani biz de öyle gelmek zorunda kaldık. Çünkü bizim evdeki elemanla çalıştığı için, ablamla çalıştığı için biz de hafta sonu çıkabiliyoruz sadece. O yüzden biz de bu kalabalıkta gelmek zorunda kaldık. Yani elden geldiğince önlem çift maskeyle, dezenfektanla almaya çalışıyoruz. Size ne aldığımı da bence eve gidince göstereyim. Çünkü bir şeyler aldım, dolabıma parçalar aldım. Mutfağa dolap aldık hiç yoktan. Şimdi onu almaya gideceğiz. Sonra da burada Meydan AVM'de bir şeyler alacağız. Onları hallettik mi? Evde görüşürüz o zaman tekrar. Şimdi biz eve geldik ve size IKEA'dan aldıklarımı göstereceğim. Çünkü paket açılımlarını da seviyorsunuz bence. Bence seversiniz. Aslında pek de böyle taşınmayla ilgili bir şey almadık. Ama ne aldığımızı bence yine de gösterebilirim. Şurada bir dolap var. Dolap aldık. Annem mutfağa dolap almak istiyormuş. Benim bundan haberim yoktu. Ve birden dolap aldık. Onu da artık yeni evde görürsünüz monte edilince. Yanıma taşınma vibes'ı da aldım. Kolilerin yanına geçtim. Buraya da poşetlerimi aldım ve şu an size çok hazırım. Poşetimizden ilk olarak
Mutfak araç gereçleri çıktı. Herkesin evinde olan. Gidin alın diyebileceğim de bir şey değil. Biz hep iki adın alıyoruz. Sonra tribüşon. Evdeki tribüşonumun kolu kırıktı. O yüzden biraz zorluyordu beni. Artık zamanı gelmişti. Şarap partisine gelen arkadaşlarım sevinebilir. Artık düzgün bir tribüşonumuz var. Evin videosunu çekerken de mutfağı çekerken size gösteririm. Bunun küçükleri vardı bizde ve tezgaha koyup içerisine baharatları koyuyorduk. Bunda açıkta duran makarnadır, işte mercimektir falan. Onların hepsini toparlaması için yine dolabın içine koymak için aldık. Şöyle gösterebilirim. Bunun boyutları var. Bunun içi siyah olanları da var. Yeşil olanları da var. Ama biz mesela küçüklerinde içi siyah dışı beyaz almıştık. Bunu da tamamen beyaz tercih ettik. Çünkü zaten dolabın içinde duracak. Sonra klasik IKEA askısı. Süzgeç. Yani böyle patates falan kızarttığımızda yağdan almak için. Buna ihtiyacımız vardı ama. Bayağıdır. Çünkü biz yağın içinde bırakıp erittik evdekine. Ata eritti. Atanın suçu. Burada bulaşık kurutma bezimiz var. Süngerli bir şekilde. Böyle çok fazla elde bir şey yıkamıyorsanız veya hani tezgahınızın üzerinde o çirkin bulaşıklığın durmasını istemiyorsanız bunlar bayağı güzel duruyorlar böyle. Hani yakından da yapısını anlayabilirsiniz. Çok şık durup bir de suyu bayağı emiyor bunlar. Gayet güzel. Annem kendi evinde kullanıyordu. Artık biz de kullanmaya başlayacağız. Burada da plastik bir kesme tahtamız var. Aslında tahta değil ama ismi kesme tahtası yani. Ne diyebiliriz ki başka? IKEA'nın sitesinde de ismi böyle çıkıyor. Göstereyim size ne olduğunu. İki tane var bunun içinde. Bir tane turkuaz, bir tane gri rengi var. Yani genelde mesela etleri falan bunun üstünde kesebiliriz. Yıkaması falan daha kolay. Hani arındırılması. Normal bir tahta kullanmamıza göre. Bir de zaten bambular bir süre sonra parçalanmaya başlıyorlar. Bence bunların kullanımı da daha iyi. Yani plastik ne kadar sağlıklıdır tabii. Öyle bir şey derseniz de haklısınızdır ama bambu da sağlıklı değil diyorlar. Çok güzel arınıyor, temizleniyor. Bence aklınızda bulunsun. Bunu kullanabilirsiniz bu tahtaları. Burada 4 tane kadife kahverengi yastık kılıfımız var. Annem ne zamandır kendi evindeki yastıkları değiştirmek istiyordu. O yüzden onlara kılıf ve yine 4 tane yastık aldı. Bunlar bize değil. Poşet bitti. Şimdi cam aldıklarımıza geçelim. Ablam diyor ki bolca sar. Yapıyor bunlara. Taşınacağımız için, sarmak için şu kağıtlardan gerekiyordu. Yoksa israf olsun diye almadım bolca. Ve yırttım zaten. Artık kullanamayacağım. Böyle bir vazo mu aldım denebilir. Vazo. Normalde bunun içerisine çiçek koymuşlar. Şey yapmışlar. Bu küçük tea light'lar var ya. Onları bunun içine doldurmuşlar. Çok mantıklı olacak. Hemen size ne yapacağımı göstereceğim. Bunları bunun içine doldurmuşlar. Şu şekil. Tamamen doluydu tabii. Ve benim çok hoşuma gitti. Çünkü bunlardan bize çok var. Beyazları falan da vardı sanki. Evet ve fırsattan toplamışız hepsini. Neden almayalım? Hepsi gayet normal. İyi bir şekilde, iyi durumdaydı. Paketi yırtılınca mı? Fırsat köşesine gitmeyi unutmayın. IKEA'nın çıkışında bir fırsat köşesi oluyor. Oraya teşhir ürünleri çıkıyor. İade edilenler de gelebiliyor. Evet bazen. Bir de ufak hasarlılar. Dolaplar falan da oluyor. Üstlerinde çok az çizik oluyor veya hani görünmeyecek bir yerinde. Oradan daha uygun fiyatı alabilirsiniz. Burada da ne zamandır istediğim French press'imi 20 liraya aldığımdan beri bir French press'e değil tekrar 20 lira vermek, 50 lira vermek çok geliyordu. Ben de annem aldırdım. Ama ne yapayım, cam istiyordum tekrar. Her yerde plastikler uygun fiyataydı. Bir de aslında yani bunun 150-250 lira olanı da var ama ben gittim gayet 50 liraydı değil mi bu? Koca yürek. Koca yürek olarak 55 liralık IKEA French press'ini aldım. Yani denedim. Daha uygununu bulmayı çok denedim ama bulamadım. Bu da gayet güzel oldu. Umarım iyi de yapar kahveyi. Burada da bir tane kare kutumuz var. Bunun kapağı yok ama galiba bunlara kapak da gelmiş. Üzeri kapatılabiliyor. Biz kapağından almadık. Videoya bir müdahale oldu. Kapakları çok önceden beri varmış ama ben hiç görmemiştim. O yüzden yeni gördüm diye söyledim. İkiye kurduyum ben. Bana soracak. Gerçekten ablama soracakmışız. Dedi ki bence kutuyu da açabilirsin dedi. Taşınırken de içine bir şeyler koyarız götürürüz dedi. Mantıklı ama ben... Tabii kutuların yanında ne olur? Falçata. Hemen açalım o zaman. De kesmem yok bu kutuyu. Direkt böyleydi. Hop. Nasıl ama? Sanki ben tasarladım da ben pazarlıyorum. Buradan kapatıyorsunuz fermuarını. Tabii daha düzgün kapatırız. İçeriden kapatılıyor. Hazır. Beni biraz zorladı.
Ama hallettik. Kutumuz hazır yani. Çok istiyorsanız adını da vereyim şöyle. Kutu. Bu kadar. Link bırakamıyorum. Bilirsiniz YouTube'dan link zor. Instagram'a da gelirseniz 10.000 olursam link bırakırım onu da artık. Tek bir parça kaldı. Ray göstereceğim size ve sepet göstereceğim. Şimdi zaten yeni ev videosunda dolabımın içinde gösteririm size. IKEA'dan tasarlattığımı önceki taşınma videomda söylemiştim de. Benim küçük olan dolaptan, ondan da bahsetmiştim. Ya gidin bence bir eski videoyu izleyin. O zaman tam anlaşacağız sizinle. Benim hem ikili bir büyük dolaptan hem de küçük tekli bir dolaptan oluşuyor gardırobu. Tekli olan dolabımı ben sadece elbiselerimi asarım, uzun kıyafetlerimi asarım diye altını boş bırakmıştım. Kullanmamıştım. Ama sonra oraya çantalarımı koymaya başladım. Çantalarım üst üste bindikçe şekilleri, şemalleri kaymaya başladı. Sonra ben de düşündüm ki oraya bir sepet alayım, bir de bir raf koyayım. Böylelikle hani alandan da hani kazanmış olayım. Çantaları da üst üste bindirmemiş olurum diye düşündüm. O yüzden gittik, raylı bir sepet aldık bir tane daha içine. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi IKEA Ümraniye'de hiçbir şey tam değil bir dolap parçası. Zaten ben yarısını Kartal'dan almıştım, yarısını Ümraniye'dekinden almıştım. Raf bulamadık. O şekilde hani gidip tasarladığım yerde zaten kaydım vardı. Tekrar dolabımı buldular oradan. Ona uygun işte ölçülerine uygun sepetle işte rafı çıkarıp veriyorlar bu şekilde kağıda. Sonra bunu gidip satın alıyorsunuz. Teslimatını yapıyorlar. Bir de başka göstereceğim bir şey de kalmadı size. Söyledim mi bugün bilmiyorum ama salı günü taşınıyoruz. Tabii ben taşınıyorum ama bir gün üst kattan çıkıp alt kata gireceğim eve geldiğimde. Salı günü annemler taşıyacak eve. Artık ablama kuvvet, anneme kuvvet, Kayra'ya kuvvet. Ben yine stajda olacağım. Devam edelim o zaman. Size salonu göstermek istiyorum. Şu duvarlara bakın. Boşaldı. Rafları dün ablam çıkarttı. Şunların çıkması gerekiyor tabii daha. Çiçekleri bir kaldırdık. Şuraya da çiçek köşesi yapmıştık. Bayağı yeni ev spoiler'ı veriyorum aslında şu an size. Gerçekten hiçbir değişme olmayacağı için. Sonrasında burada kitaplığı boşalttılar. Ama hala yani bu boş hali arkadaşlar. Burası aşırı doluydu. Belki videolardan falan görmüşsünüzdür. Ablamın boya fırçaları asla toplanmıyor. Onlar burada duruyorlar. Neden boya fırçaları var? Biz bu kadar şey yapıyoruz. Onları da göstereyim neler yapıyor ablam. Burada ablamın ganimetleri var. Bakın bunları hep yeni yaptı. Bu boya. Bunları işlemedik. Şunu zaten bizim evin girişine duruyordu. Asıl girişte duvara asacağız. Bunları ablam tanımamlarsa birkaç tane daha. Bu da bize değil mi? Evet. Bir kısmı işleme. Bunlar işleme boya. Ama. Sağdaki evet. Boya. Elleri sağ yaprak. Aa, ellememiştim. O yüzden işleme sanıyordum. Şu işleme bu boyaymış. Bayağı da fark yok ha. Ben anlamadım. Şu işleme ama saksısı. Bunu da mı girişe asacaktık? Evet. Sonra burada bakın boyayla yaptığı var. Instagram GP Concept. Onu da yazarım buraya zaten bulabilirsiniz. Bunu sen mi yapmıştın? Evet. Bu da çok tatlı ama tabii yılbaşı geçtiği için. Bu da boya. Bunu da mı asacağız? Asabiliriz. Bunu ne için yaptın? Evet. Hı. Bu da geçen senelerde yapmıştık bunları. İşleme. Asıl set diğer tarafta onları gösterirsin. Asıl yaptığı ganimet buradaymış set. Bu da boya çiçekler yaptı. Bununla da mesela hani şu iç rengiyle aynı şekilde kasnağı boyuyoruz. Hepsine ona göre asacağız. Bu da aynı şekilde boya. Kalemle geçtin değil mi bunları? Bunlar boya kalemi, aynen. Boya kalemi. Burada da var aynı şekilde. Şu içteki arkasında kaldı gözükmeyeceği için boyamıyoruz. Sadece dışı. Bu şekilde. Başka var mıydı? Vardı. Şu rengi çok güzel. Renkten ablam da yok. Bazı boyaları karıştırarak buldu ve şu an asla bulamıyor. Hangilerini karıştırdı? Ama mesela yine aynı çerçeveye koyunca çok güzel duracak. Bunları nereye asacağız? Koridora mı? Girişe diye düşündüm. Bu da mı girişe? Bu işlenecek. Hmm. Burada bir tane işlenmiş hali var. Boya mı daha iyi duruyor ya? Denedim. Aynen. Bu biraz toparlamış çünkü. Hmm, bu da işlem ama bak bu güzel durmuş mesela. Herhalde kasnak da gerilince daha güzel duruyor. Girişi astığımızda zaten yeni evde son halinde görürsünüz. Size bir fikir olur. Yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Veya işte almak isterseniz de ablam bana reklam aldırdı şu an video içinde. CP Concept yani CP de diyebilirsiniz. GP de diyebilirsiniz. CP.johnjet zaten Instagram'da bulabilirsiniz. Şimdi evi toparlamaya devam. Odama geçiş yaptım. Odamda şifon yerin ve gardırobun içindekileri boşaltmaya başlayacağım. Bende küçük boy bir tane valiz vardı hep kullandım. Şifon yerin içindekileri biraz ona koymaya başladım. Bu pijamalardır, çoraplardır falan.
Sonra gardırobu herhalde yeni evde giyinme odası temizlendikten sonra gardıroptakileri pazartesi günü oraya taşıyacağız. Sonrasında salı günü zaten taşıyacak kişiler demontesini. Montesini yaptıktan sonra yine giyinme odasından askılı bir şekilde geri koyarız diye düşündük. Katlı olanları yine valize yerleştiririm. Ama askıda olanları asla katlamak veya bir askıdan çıkarmak istemiyorum. Çünkü onların tekrar ütülenmesi gerekecek. Bir de staj kıyafetlerim hazır. Onları tekrar ütülemesi falan zor iş. Uğraşmayalım diye öyle bir şey yapacağız. O zaman ben yerleştirmeye başlayayım. Şimdi size tül perdemi göstereyim. Çok ses çıkarıyor. Umarım sesini duyabilirsiniz. Bu perdenin rengi şöyle bakın. Daha böyle bir ne çok krem rengi ne de çok açık bir beyaz rengi. Benim şu arkada da perdelerimi gösteririm size. Karartmalı bunlar zaten. Hatta videoda göstermiştim. Evet, IKEA'da hani benim perdem bu diye. Onunla daha uyumlu olması için şu ortadaki griyi çıkartacağım. Onun yerine tülü asarım diye düşündüm. Umarım bu da güzel durur. Daha hiç açmamıştım yani. Direkt bazı şeyleri alıp zaten meraksız bir insan olduğum için dolaba koyuyorum. Bunu da öyle yapmıştım. Ben bunu Trendyol'dan aldım. Melinati var. Melis biliyor musunuz bilmiyorum. O beyazını kendi evine almıştı. Ve bayağı da videolarda kaliteli duruyordu. O yüzden ben de aldım. Şu an ilk defa açıyorum. Gerçekten bayağı da kaliteli duruyor. Şöyle bakın. Keten. Zaten ben de böyle bir şey istiyordum. Ve şeyi de göstereyim size. Odamdaki perdeyi. Yeni evde şunu çıkaracağım. Bu da aslında hani gri de değil ama bayağı hani uyumluydu mobilyalarımla. Asıl bu benim perdelerim. Bundan iki kanat var böyle. Bu iki kanatın ortasına da yeni aldığımı takarız diye düşündüm. Şu ablamın odasına gidecek büyük ihtimalle. Onun çok fazla camı var. Bundan da birkaç kanat almıştık. Onda asılı duruyordu. Bu da onun odasına gider diye düşünüyorum. Cenan'ın kapıyı açmasını bekliyorum. Vlog başlatacağım. Yeni evime hoş geldiniz hepiniz. Arkadan da ben. Kameramanım bana yardımcı oluyor. Önceki oturduğum evin tıpatıp aynısı ama boş hali. İlkinde ses çekememiştim çünkü tanıtımda çalışıyordum. Annemler taşımışlardı. Şimdi yarın taşıyacaklar ama evin bir kısmı temizlendiği için önceden size evin boş halini göstermek istedim. Dolu halinde artık sonrasında yeni bir video olarak gelir diyorum. Evden girdik gördüğünüz gibi. Burada bir dolap bizi karşılıyor. Ayakkabılarımızı falan koyuyoruz. Evin rezervuarında olduğu yer. Koyuyoruz demek de garip yani ama evet koyuyoruz. Çünkü hani zaten aynı şekilde oturduğumuz için her evde de aynı. Sonrasında burayı galiba temizlemiş abla. Ayakkabıyla giremeyeceğim. Gireyim mi? Mutfağın yerini sildim diye söylemiş. Aynen. Giremiyorum ama böyle gösterebilirim. Aa, buranın gerçekten balkonu daha hoş. Yani. Şimdi salona doğru devam edebiliriz. Burayı da silmeli değil mi? Aynen, deniz görünüyormuş burada. Gerçekten şu Kent Plus olmasa deniz görünecekmiş tam ya. Çok az gözüküyor. Diğerinde oturma odasından gözükmüyordu. Ben var ya buranın manzarasını gerçekten daha çok beğendim. O kadar ferah ve hani aşağıda şöyle yeşil alanı da gözüküyor. Şurası bizim zaten otoparkın giriş çıkışı. Buradan kontrol edeceğim herkes artık. Bayağı iyi ya şu an. Yalnız evde şöyle bir açıklık var. Buradan hep ışığı alıyoruz. Bu artık yapacak bir şey yok burası için. Şöyle, bizim evde zaten şurada televizyon ünitesi duruyor. Burada bir koltuk, burada bir koltuk. Bu şekilde. Size çok şık bir şekilde evi gezdirdiğimi fark etmişsinizdir. Sizin için özel olarak hazırlandım. Asla stajdan gelmiyorum. Burası kardeşin odası. Diğer evde cam buradan açılıyordu değil mi? Evet evet, evet aynısı. Aynı şekilde. Burası kaynan odası. Devam edebiliriz. Burası benim odam. Ben bu sefer odamın şeklini değiştireceğim ama siz eski videodan da odamın şeklini bilmediğiniz için yeni görmüş olacaksınız. Gardırobu buraya koyup yatağımı şöyle mesela uzatmayı düşünüyorum. Olursa tabii. Yine masa galiba buraya gelecek de yani eşya olunca galiba daha büyük gözüküyor. Burası da banyomuz ama tabii daha temizlenmemiş ve toplanmamış bir şekilde. Tek sıkıntısı beyaz. Çok beyaz. Her türlü kiri saçı gösteriyor yani. Üç kız yaşarken de pek hoş değil bu durum. Ama güzel yine de böyle açık açık beyaz ferah olmasını seviyorum ben. Ve şimdi buraya devam ediyoruz. Burası da ebeveynimizin odası. Ablamızın. Evin reisinin. Evin reisinin odası.
Şimdi arkadaşlar neden büyük odayı sen almadın diye şaşıracaksınız biliyorum ama ev 3+1 olduğu için ıvır zıvırı koymaya ardiyeliğimiz yok. O yüzden ben de asla fazlalığa gelemeyen bir insan olduğum için bu riski göze almadım ve bu büyük odayı ablama bıraktım. Bir şey değil, koca yüreklik. Küçük bir balkonumuz var, ablam buraya çıkıyor. Şöyle nefes alabilirim. Buraya çıkmıyoruz. Çünkü burada da gördüğünüz gibi karşıda da eşyalar falan var. Çok herkesin ardiyeliği. Aa evet. Buraya çıksan komşularla el sallaşırsın. Diğer tarafta bu kadar yakın mı ya? Bu kadar yakın bence biz çıkmadık dışarı hiç. Bu da parkımız. Evet aşağıda park var. Buraya doğru alacağım sizi. Burada da burayı da sildi abla. O yüzden evet, giremiyoruz. Şu an üzer ama gösterseydik be. Sizin için girdim. Burada bir banyomuz daha bulunmakta. Bu banyonun rengi daha güzel. Aa, yani bu farklı. Farklı. Benimkinden farklı. Ay, bu da kir gösterecek. Ama biliyor musun bunun rengini ben çok sevdim. Duş da farklı mı? Bu daha mı büyük? Değil. Aynı. Aynı. Aynıdır. Burada da bir tane daha banyomuz var. Şimdi giyinme odasını size göstereceğim. Burada yani giyinme odası arkadaşlar pek de bir gösterilecek bir şey yok. Yani çok da büyük değil ama evin yine bayağı bir şeyini toparlıyor. Hani montlarımız falan burada asılı oluyor. Kimse zaten kıyafet asmıyor. Yeni evimizin boş hali bu şekilde. Taşınma vlogu devam ediyor. Görüşmek üzere. Yeni evden herkese merhaba. Annemler taşımışlar evi. Anneme, ablama, Kayra'ya çok teşekkür ediyorum. Ben stajdayken çıkıyorum eski evden, giriyorum yeni eve. Tanıtımda da böyle olmuş. Çok güzel bir duygu arkadaşlar. Öneririm taşınmanızı ama içiniz varken taşınmanızı öneririm. Şu anda iki evimiz var gibi bir şey. Mutfak mesela yukarıda hala ama odalar burada. Odamın şekli de birazcık göstereyim. Hadi biraz spoiler vereyim size. Gardırobumu bu köşeye aldık ve İşin güzel tarafı odam büyümüş. Gerçekten odamın metrekaresi bana büyük gelmişti. Annemler öyle değil demişti ama öyleymiş. Ablamın odası küçülmüş, benim odam büyümüş. Keyifler tıkır. Diyecek yok keyiflere. Yatağım yarın geleceği için şu an oda çok kötü bir durumda. Ve bu akşam hiçbir şey düzelmeyecek büyük ihtimalle. Kayra'nın odası değişti. Benden söz et diyor. Onu da göstereyim hemen size. Kayra'nın odası da değişti. Ama şimdi hani çok kötü bir durumda. Tüm eşyalar gelince zaten artık yeni evimizde diye vlog çektiğimde görürsünüz. İzlersiniz arkadaşlar. Şimdi de eski evdeyiz. Dın 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 dırı 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 dın 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 dın. Şey girdim şu anda. Neydi filmin ismi? See You Again'i girdim. Sözel olaraktan. Şu hale bakın. Sol tarafı da dolu. Çünkü dün gece ne yaptığımızı size anlatayım. Adamlar gardırobları falan söküp direkt taşıyacakları için askıda olan kıyafetlerin hepsini yeni evin soyunma odasına taşıdık ve orada asılı şu anda. Hepimizin kıyafetleri asılı olunca benim katlılar da raflara koyduk. Bu mont kısmı bu evdekiler kaldı. Bunları da artık birkaç güne taşırız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Nisan ayına geldik. Hatta Nisan'ı bile ortaladık. Ben de fark ettim. Zaten stajdan dolayı taşınma vlogunu sonradan editleyip koyacağımı söylemiştim YouTube'a. Ama editini yaparken bir baktım ki pat diye birden bitiyordu video. O yüzden öyle olsun istemedim. Şu anda tabii ki yerleştik iyice. Artık yeni odamdayım, yeni evdeyim. Size sadece videoyu kapatmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evin yerleşmiş hali halinde de başka videoda görüşmek üzere diyorum. Beğenip kanala abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.